Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu hizmet hayatı içindeki düsturlar manasında daha çok biz toplu anlatırsak, cami içinde ifade edersek o manada oluyor. Bediüzzaman Hazretlerine sorulan bu gelen iki sual ve cevabında Rey-i Cumhur'u esas almak, yani bütün Müslümanları bağlayan şer'i hükümleri dinlemek, hani böyle içtihadi değil de bütün Müslümanları bağlayan şer'i hükümleri dinlemek gerektiğini, aksi halde İhtilafın devamına sebebiyet verileceği beyan edilir. Şöyle ki, sual: Alem-i İslam ulemasının ortasındaki müthiş ihtilafata ne dersin? Reyin nedir? Üstada soruluyor burada. Yani düşün ki yani o zaman, yani aşağı yukarı bir asra yakın öncesi soruluyor. Cevap: ben alemi İslamiyete gayri muntazam veya intizamı bozulmuş, yani maddi değil de manevi, yani şer'i hükümler dairesinden dışarı çıkmış, intizamı bozulmuş bir meclis-i mebusan ve bir encümen-i şuura nazarıyla bakıyorum. İntizamsız. Alem-i İslam'ın dini hayat yaşayışı intizamsız. İntizam nasıl olacakmış? Şöyle diyor: şeriattan işitiyoruz ki Rey-i Cumhur budur. Ekseriyetin verdiği hüküm budur. Fetva bunun üzerinedir. Ama bu işte bağlayıcı. Kitapta bu şekilde hüküm yazıldığına göre bunu esas alacağız. Oradaki taraflarla ihtilaf çıkartmayacağız. Üzerine de işte şu, yani bu hüküm, ekseriyetin verdiği hüküm, bu meclisteki rey ekseriyetin nazilesidir. Yani söz sahibi olan zatlar cemaatin içinde çoğu ne karar vermişse tamamdır, diyor. Rey cumhurdan mağda olan akval, sözler, hükümler, eğer hakikat ve mağızdan, yani şer'i hayata uygun bir mana taşımaktan hali ve boş olmazsa, yoksa öyle kuru gürültü tarzında olunca değil, yani bir akat payı var sözde, hükümde, İstidadatın reylerine bırakılır. İlla şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diye mesele ortaya konulmaz. Niçin bırakılır? Ta her bir istidat terbiyesini münasip gördüğünü intihap etsin. Münazara, sayfa 78. Bu tabii hüküm biraz da herkesin anlayabileceği, yapabileceği bir hüküm değil. Onun için bu meseleyi biz atlarız. Sual: alim İslam'daki ihtilafı tadil edecek çare nedir? Yani Nurcular Dairesi'ndeki ihtilafı diyebiliriz. Kaydedir bu, çünkü külli kaydedir. Çare nedir? Evvela müttefekun aleyh olan makasid-i aliye nazar etmektir. Bütün Müslümanları bağlayan, terki mümkün olmayan hükümler dairesinden yürümektir. Evvela bunu esas alacağız. Çünkü ana esaslarda, zaruriyatta
farklı düşünce yolu açık değil, müsaade yok. Herkes, bütün Müslümanlar aynı şekilde düşüneceklerdir. Çünkü zaruriyattır. Onu evvela nazara veriyor. Muttefekun aleyh denir ona. Bütün Müslümanlar, müştehidi, avamı, halkın, kimse hepsi toptan evet demeye mecburdur bu hükme. İşte buna nazar etmektir. Bu meseleyi ölçü tutmaktır. Tabii bu zamandaki Müslümanların çoğu böyle şeyleri pek bilmez. Çünkü düşünmemiş, okumamış vesaire. Nazar etmektir. Çünkü Allah'ımız bir. Haliyle farklı Allah olmaz Müslümanlar içinde. Bir Allah. Peygamberimiz bir. Birkaç tane peygamber olmaz. Her bir Müslüman peygamberimize evet demekle mükellef. Etti ki, üçüncüsü de zaruriyat-i diniyede umumumuz muttefik. Yani hiçbir Müslümanın o zaruriyattan birisini terk etme hakkına sahip değil. Terk ederse dini terk etmiş oluyor. Etti üç tane. Bunlar nazara alınsa ihtilaf olur mu? Arkadaşlar söylüyorum. O zaman Nur cemaatinin farklı farklı gruplar haline gelmesi mümkün mü? Hayır. Gelmişse bunlar dilden okunur, o kadar. Daha ilerisi yok. O zaman ne beklersin be birader? Umumumuz muttefik. Zaruriyatta da. Üçünde de muttefikiz. Mecburi. Zaruriyat-i diniyeden başka olan teferruat veya taz-ı telakki anlayış şekli veya tarik-i tefahümdeki anlayış farklı yolundaki tefavut farklılıklar bu ittihat ve vahdeti, bu üçlü Allah, peygamber ve zaruriyat diye olan hükümlerin dışında kalan ittihat ve vahdeti, bunlar dışında kalan hükümler, bu üçlü olan ittihat ve vahdeti sarsamaz. Racih de gelemez, üstünde tutulamaz. El hubbu fillah, dustur tutulsa, hani Allah sevdiği için sevmek, sevdiğini sevmek, külli manası var. Aşk-ı hakikat harekatımızda hakim olsa, bugünkü insanda pek bulunamıyor maalesef. Yani hakikati esas almak, ona tam bağlılık göstermek, ona sahip çıkmak yok. Onun için bu ihtilafların yani varlığı bundan çıkıyor. Aşk-ı hakikat harekatımızda hakim olsa, hani hakikati kabul ettin, gördün, bildin, bitti o iş diyecek durumda olsak, ki zaman dahi pek çok yardım ediyor ihtilafı önlemek için, bu hükümler çok çok gerekli ki ediyor. O ihtilaf sahih bir mecraya sevk edilebilir. Yani İslami hayata ters düşmeyen bir yola çekilmiş olur. Sunuat, Tuluat, işaret sayfa 83. Bakınız matematik tarzında üstad ortaya koydu meseleyi. Aynı matematik. Daha başka türlüsünün yolu açık değil. Tabi bunları düşündüğümüz zaman mevcut manzaraya da bakınca yağsız, tuzsuz çorbada nasıl kaşığını çekersin, o hale düşüyor insan. Çorba değil bir şey, çorbaya benziyor diye kaşığı bırakırsın. Niye bu böyle oldu? Niye ahir zaman fitnesi deniliyor? Bu işte ahir zaman fitnesinde ölçüler, kişilerin kendi anlayış ve meyilleri ve istedikleri şey neyse o. Onun için şey de Üstad Hazretleri
Yani şeyde, pedagojide egosantrik deniliyor çocuklara. Egosantrik. Üstad büyüklere de egosantrik diyor. Egosantrik kelimesini kullanmıyor da çocuk diyor. Sakallı çocuklar diyor. Yani egosantrik diyor yani. Ben merkezli şirket hocam. He? Ben merkezli şirket hocam. Evet. Kişinin isteğine, menfaatine, lezzetine uygunsa evet. Ama şeriata aykırı veya değil veya de o mevzu bahis hiç değil. Gördün mü başına geleni? Üstad bunları zamanımızda bir ilaç gibi ortaya koyuyor. Sakallı çocuklar. Bunu söylediği zaman daha henüz Osmanlı'nın son devresi. Fazlaşıyormuş değil yani. Şimdi artık mevzu bahis değildir. Ben bu dersleri yaparken hiç iştahımda olmuyor bu ders yapma ama işte kitapta madem ki yazmış ustan biz de onu okuyalım diyoruz. Çünkü bu derslerin muhatabı kalmadı. Muhatabı yok. Yani burada anlattığı şimdi geçtiğimiz yer, okumuyoruz onu. Damağına dokunmuşlar da şey yapamıyorsun. Yani tenkit etmekten vazgeçemiyorsun. O zaman haksızlığını bileceksin. Haksız olduğunu kabul edeceksin. Ve de bu beğenmediğin Müslümanın aleyhinde fiilen konuşmayacaksın aleyhte. Yani dışarıya çıkartmayacaksın diyor. Onun için ben diyor hayat-ı siyaseten, içtimaiyeden çekildim diyor mektubat. Sayfa 267. Eğer denilse hadiste ihtilaf-ı ümmeti rahmetun. O bir neydi? Şey gösteriyor değil mi? Tamam. Kaynak gösteriyor. Denilmiş. İhtilaf ise tarafkirliği iktiza ediyor. Yani tarafkirlik olmazsa ihtilaf olmaz. Hadiste ihtilaf rahmettir diyor. Nasıl olacak? Doğrusu düşündürücü bir sual. Bu iktiza ediyor. Bu şeyin sualin birincisi. Bir de aynı sual içerisinde şöyle bir sual daha var. Hem tarafkirlik marazı mazlum avamı zalim havasın şerrinden kurtarıyor. Niye? Nasıl? Çünkü bir kasabanın veya bir köyün havası üst tabaka ittifak etseler mazlum avamı ezerler. İttifak ettikleri için kuvvetli olurlar. Tarafkirlik olsa şeyde havas arasında tarafkirlik olsa üst tabakada tarafkirlik olsa mazlum bir tarafa iltica eder. Bu havasın ihtilaf edenlerinden bir tarafına iltica eder. Kendisini kurtarır. Güzel bir ölçü burada şimdi. Bu ölçüyü düşüneceğiz. Ne diyor? Daha o ikinci sualin cevabı daha gelmedi. Sual soruldu. Üçüncü suale geçtik. Hem tesadüm-ü efkardan ve tehalüf-ü okuldan, yani düşünce farklılıklarından hakikat tamamıyla tezahür eder. Üç sual, iç içe üç tane sual var burada. El cevap. Birinci suale deriz ki, hadiste ihtilaf var. Denmişti. İhtilaf ümmeti rahmetun denmişti. Sen hiç ihtilaf iyi değildir diyorsun. O ne olacak peki? Hadisteki ihtilaf ise müsbet ihtilaftır. Demek ki her şeyin bir müsbet bir menfisi var. Ne demek müsbet ihtilaf? Yani her biri, ihtilaf edenlerden her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına sahi eder.
Yani onda da bir hakikat payı var, bunda da var. Hepsinin bir sahada bir tarz düşünceyi yetişe veren zaruriyattan değil mesele, ihtilaf içine girebiliyor. Bu durumlarda ihtilaf edenler arasında müsbet ihtilaf yolu meşru olur sadece. Nedir o da? Yani her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına sahi eder, çalışır. Başkasının tahrip ve iptaline değil. Belki tekmil ve ıslahına çalışır. Müsbet ihtilaf böyledir. Öteki tarafta bazı eksiklikler varsa tamire çalışacaksın. Ama menfi ihtilaf ise ki, zamanımızda olan ihtilafı anlatıyor Üstad. Menfi ihtilaf. İse ki, garazkârâne, adavetkârâne, birbirinin tahribine çalışmaktır. Hadisin nazarında merduttur. Yukarıdaki hadis vardı, o bile böyle bir şey kabul etmez, reddeder. Çünkü birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler. Dine uygun yoldan yürüyemezler, düşünemezler. Demek ki müsbet ihtilaf mevzu bahistir. Müsbet ihtilaf dairesinde öteki tarafın da bu taraf, yani her iki tarafa da birbirine bakarlar. Şöyle bir yoldan yürümeleri lazım. Orada bir eksik görüyorsa tamir edecektir. Onda da hakikat payları var çünkü. Tabii biraz daha sonra gelir ki bunları mevzu edecek gene. İkinci suale deriz ki, yani havas ihtilaf etse üst tabaka, avam ihtilaf eden üst tabakadan bir tarafa girer, kendisini kurtarır. O da güçlü çünkü bağlı olduğu taraf güçlü oluyor. Kendisini kurtarır. Deriz ki tarafkilik eğer hak namına olsa, yukarıdaki ikinci maddede hak namına oluyor. Yani hak meselesi oluyor. Onda da hak payı var, hak payı var. Bunda da var. Fakat burada tarafkilik eğer hak namına olsa haklılara melce olabilir. Hak namına yapılan bir ihtilafın içine girilebilir. Fakat şimdiki gibi zamanımıza tatbik ediyor. Şimdiki gibi garazkârâne nefis hesabına olan tarafkirlik hak namına, nefis hesabına. Nefis hesabını siyahlandırmış değil mi? Hak namında siyah mı? He, o da siyah, tamam. Şimdi iki şekil çıktı ortaya. Birisi hak namına, şeriat hesabına. Birisi de nefis hesabına, şeriatı bırakmış. Şimdiki gibi diyor ona da. Nefis hesabına olan tarafkirlik haksızlara melcedir. Yani haksızlar bu haksızlara girebilir. Ortak olur onu. Zaten o da öyle, öyle, öyle. Hepsi de aynı cins. Melcedir. Ki onlara haksızlara nokta-i sinat teşkil eder. Yani onlara dayanırlar haksızlar, haksız olan cereyana, havasa. Çünkü garazkârâne tarafkirlik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım edip taraftarlık gösterse, o adam o şeytana rahmet okuyacak. Bu ne kadar şeriattan uzaklaşmış, zıt manada, muhalefet etmek manasında. Sen bana doğru geldin, bana destek verdin, o zaman meleksin diyor şeytana. Şimdi Mehdi-i Azam bunu diyor ya. Caminin hocası demiyor ki. Düşün. Mevcut İslam dünyasının, bilhassa Türkiye'nin durumunu nazara alarak tahsiye etmek isteyen üstad böyle rahat rahat neşriyat yoluyla söylüyor. Bunu dinlemezsek ne olur? Ya
Neşriyat yoluyla mı diyor? Ya baksana kitaptan okuyoruz ki. Kitaptan neşriyat yazıyor. Kıyamete kadar bunu, bu hükmü koydu. Aha, üstad olarak. Tabii üstad. Üstad demiyor kendisi de biz öyle anlıyoruz. Üstad. Başka birisi neşriyat yoluyla Mehdi Azam'ım diye ortaya çıktı. Anladım. O ayrı. Ayrı mesela o. Burada şimdi üstad neşriyat yoluyla bu hükmü açıklıyor. Şeytan gelse melektir diye rahmet okuyacak. Kim? Müslüman. Bu Müslümanın hali nicedir? Bu Müslümana ne denir? Düşün. Bu bir kişi, beş kişi, 5 milyon kişi değil ki. Ekseriyeti mutlaka. Bir de tabii siyasetle meşgul oldu mu? Siyaset millet zaten %1000 derece diyor siyaseti daha önemli görüyorlar. Ya ya. Eğer mukabil tarafa, yani diğer Müslüman cemaatine melek gibi bir adam gelse ona niye ona gittin bana gelmedin diyerek haşa lanet okuyacak meleğe. Bu kim? Müslüman. Meleğe lanet okuyor. Bunları düşündük mü? Ne yaptık yani? Ne yapacağız şimdi biz bilmiyorum. Lanet okuyacak. Derecede bir haksızlık gösterecek. Neymiş? Bu ikinci sualmış. Üçüncü sual ederiz ki hak namına hakikat hesabına olan tesadüm efkar, yani tesadüm efkardan hakikatler daha ortaya çıkar denilmişti ya, onu da şimdi açıklamasını veriyor. Bu şekildeki hak namına olan tesadüm efkar, yani bir fikir farklılıkları içerisinde görüşmeler yapmak, konuşmalar yapmak ise maksatta ve esasta ittifakla beraber. Burada şey yok. Zaruriyatta farklılık yok. Temel teşkil ediyor. Peki ama ne görüyorsun manzarayı umumiyemizde? Gördüğümüz şey nedir? Mevcut durum nedir? Gel bana gel. Görüyor musunuz ahir zaman fitnesinin dehşetli tesirlerini? Bu ahir zaman fitnesinin dehşetli tesirleridir. Esasta ittifak, maksat ve esasta ittifakla beraber vesaire ihtilaf eder. Hakikatin her köşesini izhar edip hakka ve hakikata hizmet eder. Fakat tarafkirane ve garazkârâne firavunlaşmış nefsi emmare hesabına. Firavunlaşmış nefsi emmare hesabına. Hotvuruşluk, şöhret perverane bir tarzdaki tesadüm efkardan barika hakikat değil. Hani deniliyor ya barika dakika çıkar diye. Nerede? Belki fitne ateşleri çıkıyor. Hadi buyurun tasfiye edin bakalım. 1000 tane amele topla bakalım da tasfiye edebilecek misin? Fitne ateşleri çıkıyor. Çünkü maksatta, esasta ittifak lazım gelirken ölülerin efkarının küre-i arzda dahi noktayı telakisi bulunmaz. Yani birleştirici bir hüküm sahibi değillerdir. Şeriatın birleştirici hükümlerinden gitmiyorlar. Şimdi şeriat meselesi onların nazarında, anlayışlarında, hareketlerinde, sözlerinde geçmez. Hak namına olmadığı için nihayetsiz müfritane gider, kabili iltiyam olmayan, düzeltilmesi imkansız durumda olan inşikaklara sebebiyet verir. Hali alem buna şahittir, diyor üstad. Mevcut durum bu dediğimi ispat ediyor. Mektubat sayfa 268. O senelerde, o zamanlardaki hadise böyle. Şimdi artık mesele şey oldu canım. Sen de bazı şeylerimizde muttali oldun, geldin, gördün yani. %90 da 45'lerde söylemişti. 50 yıl sonraki tamam işte onu söylediği zaman 95, 96, 97 ve sonrası. Bunu yazdık zaten broşürlerde.
Şu anda şeyin içine girdik. Burada anlatılan garazkârâne olan durumun içine girdik. Devrenin içine girdik. Câ-i teessüf bir halet-i içtimaiye. Ve kalbi İslam'ı ağlatacak. Yani bütün İslam dünyasının ana merkezini ağlatacak. Müthiş. Onu de yap, de. T'yi kaldır. Galattır o. Müthiş bir maraz-ı hayati, hayat-ı içtimai. İslam'ın kalbini ağlatan bir içtimai hastalık. Neymiş? Harici düşmanların zuhur ve tehacümünde dahili adavetleri unutmak ve bırakmak olan bir maslahat-ı içtimaiyeyi en bedevi kavimler. Hayda, sıfat bize geldi şimdi. En bedevi kavimler de değiliz. Hani? En bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde şu cemaat-i İslami'ye hizmet dava edenlere ne olmuş ki? Cemaat-i İslami'ye hizmet dava ediyor vatandaş. Tabii biz bunda tenkide uğradık, uğruyoruz ama üstadın bir sözü vardır. Şu şeyde, Mesnevi'de. Enaniyetle tekeddür etmiş insanların tenkitlerine de hiçbir değer vermiyorum. Tekeddür etmiş, bulanmış, felak, bozulmuş tenkitlerin de hiçbir değer vermiyorum. Çünkü onlara değer verilmez. Enaniyetle tekeddür etmiş. Aynı şeyi kullanıyoruz. Onun için diyor, yani meselem değil diyor. Ta o zaman Mesnevi ki yani bir asır önce. Üstad Hazreti İstanbul'un durumundan çok canı sıkılmıştı zaten. Onun için şeye vedaname yazmış İstanbul'a. Yani şeyde var o. Hasar Bediye'de var vedaname. Evet. Bu Abdülhamit'in müracaatındaki mi? O devreler yani. O devreler. Dil o. Diye. Ha ha. Yani işte bu, yani bakıyor o zaman fikir enaniyet dehşetli bir vaziyette onu kırpalıyor, düşürüyor, ben yukarı çıkacağım diye. Yani fitneyi dehşetli bir şekilde kopartmışlar. Şimdi artık buna fitne denmez artık. Bu şimdi bekleyiniz. Neyi bekleyiniz? Aynı zaman kıyametini bekleyiniz. O devreye girdiniz artık. Bekleyiniz. Sözlerde yazıyor yani. Bu zat dinlenmediği zaman, sünnet yoluna gidilmeyip de bırakıldığı zaman, bu usuller, kaideler bırakıldığı zaman, o zat Allah o sarayı kaldıracak. Yazıyor. Sözler. Yani kıyamet koparacak. Evet. Hizmet dava edenlere, cemaata hizmet dava edenlere ne olmuş ki? Birbiri arkasında tehacüm vaziyetini alan hassiz düşmanlar varken gözler önünde bunlar cüz'i adavetleri unutmayıp düşmanların hücumuna, münafıkların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Kimler? Hizmet dava edenler. Rahatlarız da şimdi böyle olunca. Yani artık mesele olmaktan çıkmış. Düşmanların hücumu, münafıkların hücumuna buyurun hücum edin bize diyorlar. Ama bunu dediğinden haberi bile yok. Şu hal, düşmanlara yol açmak bir sukuttur. Bir vahşettir, vahşiliktir. Hayat-ı içtimaiyeyi İslamiye bir hıyanettir. Mektubat sayfa 269.
Üç tane sıfatla sıfatladı, şey yaptı. İşte ey müminler, ehli iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış. İslam dünyasına karşı, hele hele Türkiye'deki İslami hayatın ana merkezine karşı tecavüz vaziyetini almış. Ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içinde daireler gibi, 100 daireden içindeki daireler gibi, 100 daireden fazladır bu tecavüz eden cereyanlar. Her birisine karşı tesanüt ederek, el ele verip, müdafaa vaziyeti almaya mecbur iken, harpte de öyledir. Düşman hücum ettiği zaman Müslümanlar, ayetin dediği gibi, ve rabitu, omuz omuza, el ele verecek, düşmana karşı bir set koyacak gelememesi için. Bu şeyde yazıyor, bu ayetler var şeyde, Hikmet-i Musibetinde. Bugünkü şartlarda ben bakıyorum, münafık cereyan hizmet dairesinde hizmet edebilme istidadı da olanları ne yapıp yapıp onlara bir cazip şeyler gösterip hizmet diyerek dağıtır. Birisini şuraya, birisini buraya, birisini oraya. Yani şeyi tavasa diyor üstad mesela, hani cereyan yapıyor bunu. Niye? Tesanüt için, yani bir merkezde böyle bir birleşmiş de 5-10 kişilik bir heyet. Tam tesanütlü olsa var ya, aşılmaz bir cemaat olur. Dağıtıyorlar. Onun için ben kütüb-ü sitte'de şey yaptım. Tespit ettim ve çıkış yaptım. Ben şey, bilgisayarıma koydum. Cereyan çok sinsi bir şekilde hizmet edenler varsa biliyor, onun etrafındakileri uçuruyor. Üstad'ın ifadesiyle uçuruyor, uçuruyor, hoş, hoş, uçuruyor, kaçırıyor. Niye? Tesanüt olmasın, el ele vermek olmasın, kuvvet kazanılmasın. Halbuki şeyde, ihlasta vardır, ayet vardır. Ve tefşele, hani var ya, ve tefşelu, ve la tenazu, ve tefşelu, ve tezhebe ruhukum. Bunu anlatıyor işte ayet. Böyle nizalaşırsanız, tesanudu zıttında yürürseniz, her hepinizde kuvvetsiz, yıkık, manen çökük bir vaziyete düşer. Fetevşelû ve manevi kuvvetiniz kalmaz. Ya ya. Şimdi mesela biz bakıyoruz, yani ciddi manada bir şey yok. Yani bir tesanüt şuuru yok, hissi yok. Lüzumunu anlamış olmak yok. Yok ama bütün bu yürünmez şartlarda yine yürüyeceksin de film çektireceksin. Bu filmler çok kıymetli oluyor, değerli oluyor. Evet. Tam tesanüt ederek, el ele verip müdafaa vaziyeti almaya, düşmana hücum edenlere karşı müdafaa vaziyeti almaya mecbur iken onların hücumunu teshil, kolaylaştırmak, onların harimi İslam'a girmeleri için kapıları açmak hükmünde olan ne? Garaz kârhane tarafgirlik. Buyurun buyurun diyorsunuz münafıklara. Buradan girin, buradan girin. Ne yaparsanız yapın. Kimseler yok size karşı çıkacak. Herkes kendisi, kendi işiyle meşgul. Münafık da çok rahat rahat onlar arasında gereken ifsadatı yaparak lezzetlenip duruyor.
Hem Zübeyir Ebu Üstad'dan öğrenmişti bunları. Bana bir şeyler anlattı da geçiyorum onları ben. Kapıları açmak hükmünde olan garazkârane tarafgirlik. Bu tarafgirlik o kadar zevkli bir şey ki, yani adam adına tarafgirlik zevkini elde etmek için o yolda adeta gayret gösteriyor, bir vaziyet gösteriyor, bir vaziyettedir. Tarafgirlik o adavetkârane inat. Adavetkârane inat. Hiçbir cihetle ehli imana yakışır mı? Hiçbir cihetle yakışmaz. O düşman daireler ehli dalalet ve ilhattan tut, ta ehli küfrün alemine, ta dünyanın ehval ve mesaibine, dünyanın korkuları da, çeşit çeşit korkuları da, musibetleri de gene bir tesanüt istiyor. Birbirinize karşı kuvvet almak, kuvvet vermek, teselli almak, teselli vermek tabir ediyor üstad kitapta. Ehval ve mesaibine ehval, korku, yani manevi korkular. Bu asırda bayağı ilerledi. Bu Fetev Şelû'den geliyor. İstinat noktasını bulamıyor Müslüman. Ya mesaibine karşı birbiri içindeki, içinde olan, içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırsla bakan belki 70 nevi düşmanlar var. Bütün bunlara karşı kuvvetli silahın ve siperin, korunacak yerin ve kal'an o kuvvet-i İslamiyedir. İslam kardeşliği hissinin bulunmasıdır. Bu kale-i İslamiye'yi, bu İslam kuvvetini tesanüt sebebi hissidir bunlar hepsi. Yani müsbet hislerdir bunlar. Fikri değil sadece. Fikir de var da destek verici. Ama aslında işin merkezinde histir. Hissiyat-ı uluyedir bunlar yani. Hamiyet-i İslamiye hisleri. Bu kale-i İslamiye'yi küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak, ne kadar hilaf-ı vicdan ve ne kadar hilaf-ı maslahat-ı İslamiye olduğunu bil, ayıl, yani sarhoşluktan uyan. Mektubat, sahife 269. El-Fatiha.